Ya ben aslında birkaç ay öncesine kadar yurtta barınmaya çalışıyordum. Ama işte yemekleri vesaire şikayet ettiğim için yurt denetimi tarafından defalarca kez uyarıldım. Hala alakalı şunları söyleyebilirim. Şu an her 100 öğrenciden sadece 8'i KYK yurtlarına kalabiliyor. Ama buna rağmen yurtlarda 5 kişi falan bir odada 5 kişi şu an kalıyoruz. Bizim odalarımız normalde 4 kişilik odalarda. Ama bunların sayısı sürekli artıyor. Ondan sonra geç girdiğimizde çok yönetici problem ediyor ama erkek yurtlarında genelde böyle problemler olmuyor. Sen Türkiye üzerinde 800 tane falan KYK yurdu var ve hani sürekli yurtların kapasitesini artırdık, işte şu kadar öğrenci yurtlarda barındırıyoruz şeklinde açıklamalar vesaire yapılıyor. Ama biz hani fazladan yurt yapılmak yerine bir odaya 6-7 kişi, 8 kişi, bazen 12 kişi falan sığdırmaya çalışıyorlar. Bu da bizim imkanlarımızı gerçekten çok fazla daraltıyor. Ondan sonra hijyenik koşullar falan da çok berbat aslında. Çünkü ekonomik olarak benim bütçem çok fazla zorladı. Şu an ben mesela ev bulmaya çalışıyorum. Arkadaşlarımla vesaire kalıyorum aslında. Şu an kalacak bir yerim de yok. Yani böyle giderse yakında sokakta kalacağım. Çünkü ev arkadaşlarım vesaire de hani ev sahipleriyle davalık oluyorlar sürekli. İşte onu çözmeye çalışıyorlar. Genelde onlar da evden atılıyor. Böyle sorunlar da var. Yani şu an en kötü böyle 20 yıllık, 30 yıllık binalar, ondan sonra 1+1 bile değil. Mesela stüdyo daireler vesaire bile 8-10 bin liradan falan başlıyor üniversitenin olduğu yerlerde. Şimdi ben ucuza bir yer bulmaya çalışsam dağın başına vesaire olacak. Okula nasıl ulaşacağım? Böyle problemlerim de var. Ama bunları nasıl çözeceğim ben de hiç bilmiyorum. Yani biz aslında mecburiyetten dolayı evde kalan kesim oluyoruz. Çünkü Büşra'nın dediği gibi 100 kişiden 8'ine yurt çıkıyor ve 92 kişiye çıkmıyor. Apartlara gittiğimiz zaman yıllık ücret bizlerden isteniyor. Çok toplu bir para isteniyor yüksek miktarlarda. Biz de mecburen evde kalıyoruz. Ama evde de şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Her sözleşme yenilemek istediğimiz zaman ev sahipleri yasaya uygun olmayan zamlar yapmak istiyor. Bu zamı bizden göremediği zaman da baskıyla, mobbingle, tehditle bizi evden çıkartmaya çalışıyorlar. Ya da sözleşmeye hiç uymayan maddeleri önüne sürüyorlar. Bizim ev kiramız mesela geçen sene 4000 TL iken ev sahibimiz bir anda 10.000 liraya çekti bu kirayı. Ve eğer bu kirayı karşılamazsak bizi evden çıkarıp kendisinin o evde yaşayacağını söyledi. Sadece kirayla da kalmıyor. Bunun dışında biz kiraya zaten çok yüksek miktarda para ödüyoruz. Birçoğumuzun ailesi zaten işçi. Abi, ki memur dahi olsa onlar bile zar zor geçinirken bize gönderecekleri maddi imkanlar kısıtlı. Yani artık dengeli beslenemiyoruz, yeterli beslenemiyoruz. Et tavuk yemek artık bizim için çok büyük bir lüks. Onun dışında sebze yemekleri bile bizim bütçemizi o kadar zorluyor ki birçoğumuz öğün atlayarak yaşıyoruz. Günde bir öğün yiyerek, iki öğün yiyerek ki bu da genelde makarna, çorba gibi en minimum ne yiyebiliriz diye düşünüyoruz. Faturalara devamlı zam geliyor. Doğalgazı açamıyoruz birçoğumuz. Gelecek olan faturadan korktuğumuz için hijyen malzemelerimizi karşılayamıyoruz. Bunun gibi ekonomik olarak bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Yani en ucuz bulabildiğimiz evler bile çok uzak yerlerde, çok kötü yerlerde, çok kötü binalarda ki onlar bile normal bütçenin çok çok üstünde kiralar oluyor. Evet, özellikle yani Türkiye bazında öğrencilerin yoğun olduğu şehirlerde şu an çok fazla zamlar yapılıyor. Ve birçoğu arkadaşım bu yüzden ev bulamıyor. Başkalarının evinde kalıyor ya da apartlara gitmek zorunda kalıyorlar ki onlar da aynı şekilde çok pahalı. Mesela 2+1 bir evde 5 kişi kalan arkadaşlarım var ya da 6 kişi bir odayı 2 kişi paylaşmak zorunda olan, hiçbir ortak alanı olmayan, buna rağmen kiramızı çok fazla zorlayan evlerde kalıyoruz şu anda. Ve evlerimizin hiçbiri konforlu değil. Yani çok kötü şartlarda kalıyoruz. Gitmek zorunda kalıyor. Kirasını karşılayabilmek için. Belki sadece temel ihtiyaçlarımızı karşılamak için çalışmak mecburiyetinde kalıyoruz. Ya da etkiliyor mu? Tabii ki de etkiliyor. Okulu bırakan arkadaşlarımız oluyor. Okulu donduran arkadaşlarımız oluyor. Çünkü burada barınamıyorlar. Ya da okulunu dondurup çalışmak zorunda kalan, çalışmak mecburiyetinde olanlar, okula devam etse bile hiçbir verim alamayan arkadaşlarımız oluyor. Ki bunlardan biri de ben oluyorum çünkü haftada 6 gün çalışmak zorundayım. Bunun için çoğu dersime gidemiyorum. Okula zaman ayıramıyorum çünkü okuldan çıkar çıkmaz ya da diğer türlü işe gitmek zorunda kalıyorum. Eve gittiğimiz saat çok geç bir saat oluyor.